Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Selma Hanım. Ben teşekkür ederim. Selma Hanım, 1,5 yıllık bir vajinismus hastalığınızdı. Evet. Burada tedaviye geldi ve bugün tedavisini bitirdi. O heyecanı değerlendirmek istedik. Düşüncelerini, daha önce yaşadıklarını. Öncelikle vajinismus tedavisi öncesi neler yaşadınız? Nasıl bir duygu durumunuz vardı? Bu konuda anlatabilir misiniz bir şeyler? Tabii, 1,5 yıllık evliyiz. Evet. Ve cinsel ilişki esnasında o bölgede bir duvar varmış hissi yer alıyordu. Bunu bir türlü aşamıyordum. Daha sonra önce jinekoloğa gittim. Fakat jinekolog bana çok da fazla yardımcı olamadı. Bunu 15 yaşındaki kız çocukları yapıyorsan nasıl yapamazsın? Kendini motive etmelisin. Alkol almalısın. Öyle mi? Evet. Yeterince sarhoş olursan bu işi başarabilirsin gibi terkinler de bulundu. Ama tabii bunların hiçbiri işe yaramıyor. Sonrasında... Denediniz mi peki? Denedim, evet. Denedim hepsini. Hatta çok kötü anlarım da oldu. Fazlasıyla alkol almakla. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Kayganlaştırıcı, bir takım jeller ve evet, bu emlak krem dedikleri krem, uyuşturucu krem. Aslında onun zannediyorum vajinanın içine sürülmemesi gerekiyormuş ama ben... Yakıcı. Evet, çok yakıcı. Ben ona kadar denedim. Daha sonra internetten takım form sitelerinde okuyarak parmak egzersizleri, evde kendi kendine bu hastalığı yendiğini söyleyenler vardı. Evet. Bunları denedim daha sonra ama parmak egzersizleri de bir süre sonra nahoş bir hale geliyor. O hani kötü his bir türlü geçmiyor aslında. Daha sonra internetten araştırdım sizi ve sizi buldum ve sonrasında gerçekten 3 gün değil, aslında 2 gün sürdü benim tedavim. Öyle mi? Evet. Perşembe başlamıştık. Evet, Perşembe başladık. Cuma günü aslında, ilk gün bile bayağı bir kafanızda artık bu iş halloldu diyebildiniz mi? Aynen öyle. Aslında o ilk korkuyu yenmiş oldum ilk tedavide. Esra Hanım yardımcı oldu. Çok kibar bir hanımefendi, sağ olsun. Gayet nazik davrandı ve gerçekten hiç rahatsız etmeyen bir tedavi metodu. Ağrı acı duydunuz mu tedavi süresince? Hayır, ağrı acı duymadım. Aslında çok kaygılıydım. Çünkü benim canım çok tatlıydı ya da ben öyle biliyorum. Aynen öyle. Yani mesela 10 üzerinden 0 hiç ağrı yok, 10 çok acılı desek kaç verirdiniz? Gerçekten hiç ağrı yok. 0. Hiç ağrı yok. Mucize gibi. Tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Çok kolay oldu. Aynen öyle. Zaten egzersizler kısa sürüyor. Çok uzun süreli değil. Hani insanların günlük yaşamını etkileyecek egzersizler değil. Evet. Daha sonra... Günde ortalama kaç saat burada geçti? Burada 45 dakika, 1 saat kadar. Ama sonra ev ödevleri vardı Esra. 45 dakika, 1 saat kadar da evde çalışma yaptım. Ve çok kısa sürede sonucu geldi. Çok güzel. Peki, tabii bu mutluluğunuz yüzünüze de yansıyor. Yani evet. 48 saat önceki yüz ifadenizle şu andaki arasında bayağı ciddi bir fark var. İlk görüşmeye de yüksek tek başınıza gelmiştiniz, değil mi? Evet. Ben bunu öncelikle kendim aşmam gerekiyor, kendime güven olsun diye tek başıma geliyorum demiştiniz. Evet, öyle tercih etmiştim. Bu da bir güzel bir yaklaşım aslında. Yani bu kendi çabanızı göstermesi açısından. Sorunu yaşayan pek çok vajinismus hastası var. Aslında yalnızca bizim ülkemizde değil, bütün dünyada oldukça yaygın bir sorun. Yaşayan hastalara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çok klasik olacak. Ne yapsınlar? Şunu söylemek istedim. Kendi kendilerine uğraşmasınlar. Parmak egzersizleri, internette yazanlar. Her şey aslında beyinde bitiyor. Ve bir an önce profesyonel destek almak gerekiyor. Ben 1,5 yıllık evliyim. Keşke daha önce gelseydim diyorum. Keşke. Çok şükür ki şu anda çözdük. Benim mesajım şu olabilir, vakit kaybetmeden destek almalarını öneririm. Evde kendi kendine denediklerinde daha da sıkıntılı bir sonuç doğurabilir o egzersizler. Ya da özgüveni daha yıkıcı hale gelebilir zaman geçtikçe. Evet. Bu yüzden en kısa zamanda destek almalarını önerebilirim kendilerine.
Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah mutluluğunuz hep daim olsun. Umarım, çok teşekkür ederim. Bu video kaydının internet sitelerimizde, forumlarda ve YouTube'da değişik kanallarda yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Evet, izin veriyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.